Analitik düşünce kavramı özellikle son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Bir işe girmek için iş yerinin yaptığı mülakatlarda büyük oranlarda analitik düşünme yetisine sahip olup olmadığımız sorulur oldu. Çocuk gelişiminin tamamlayıcı ve en önemli bir alanını kapladığını da sık sık duyar olduk. Elbette daha da fazlası var. Her günümüzü basit problemleri kolayca çözerek geçirmiyoruz. Bazen problemler öylesine karmaşık bir hal alıyor ki içerisinden çıkmaya uğraşmaktan yoruluyor, umutsuzluğa kapılıyor ve belki de sorunu çözmeye çalışmayı bırakıyoruz. Bazen sorunun ne olduğunu yani temelini bulamıyor. Bazense çözüm üretiminde yetersiz kalıyoruz. Bu sebeple de hayatımızı büyük anlamda olumsuz etkiliyoruz. Oysa problemlerimizi sakince sınıflara ayırırsak ve sebebini de anlarsak belki de kolayca çözebileceğiz. Analitik düşünme yeteneği bizleri tüm bu sıkıntılardan kurtarmak için var. Elbette bir günde bu yeteneğe sahip olabileceğimiz bir egzersiz yok maalesef. Ancak farkındalık sağlamanız bile büyük bir adım olacak ve siz fark etmeden zamanla bu yeteneği benimsemiş olacaksınız. Analitik düşünme kavramını daha iyi anlamak için öncelikle tümden gelim ya da bir diğer deyişle dedüksiyon yöntemlerinin ne olduğunu anlamak gerekli. En temel haliyle genel bir konuyu ele alıp özel hale gelene kadar incelemek demektir. Bunlara akıl yürütme yöntemi de denebilir. Bu akıl yürütme yöntemine göre genel bir konuyu parçalara bölerek inceler, irdeler ve tek tek yargılara varırız. Bu sayede büyük parçayı küçültmüş oluruz. Analitik düşünme ya da analitik düşünce kavramı da işte bu en temel akıl yürütme yöntemine dayanmaktadır. Elinizde kapsamlı, karışık ve size çok zor gelen bir konu olduğunu varsayın. Analitik düşünme yeteneğinizle o konuyu önce parçalara ayırır, o parçaları sınıflandırır ve ayrı ayrı üzerinde düşünüp çalışıp asıl yani temel sorunu bulur ve çözersiniz. Analitik düşünme yetisine sahip olmanın bizlere ne denli büyük kapılar açabileceğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Analitik düşünme sadece bir sorunu bulmanıza değil, karar vermede kolaylık, inceleme yapma becerisi, bilgi toplama yeteneği gibi başka önemli hususlarda da bizlere büyük avantaj sağlar. Bizlere kazandırdığı bakış açısı sayesinde genel başarımızın artmasında bize büyük destek sağlanmış olur. Günümüzde işe alım sürecinde yöneltilen temel sorulardan biri haline gelen analitik düşünme yetisine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz sorusundan da anlaşılacağı üzere çalışma hayatında kritik bir öneme sahiptir bu yeteneğe sahip olmanız. Karmaşık sorunlarla başa çıkıp çıkamayacağınızı anlamalarının yanında ayrıca kreatif bir yanınız olup olmadığını da bu soruyla görmüş oluyorlar. Zira analitik düşünme, sınıflandırma, parçalara ayırma gibi yoğun düşsel çaba gerektirirken sizi fark etmeden amacınız bu olmasa bile sizi daha yaratıcı bir insana çeviriyor. Kariyerinizdeki basamakları daha emin bir şekilde atmak için analitik düşünme sahip olunması gereken önemli bir beceri türü. Daha erken yaşlara bakarsak çocuklara verilecek analitik düşünme eğitimi sayesinde matematikten fen bilgisi derslerine kadar eğitim öğretim dönemlerinde karşılarına çıkacak konuları daha kolay kavrayabileceklerini öğrenmiş oluyoruz. Konu kafamızda yavaş yavaş şekillendi. Peki bu analitik düşünme hep sorunlar çıktıktan sonra onları aciliyetine göre sınıflandırmaktan ya da çözüm bulmak odaklı bir katkı mı sunar bize? Elbette hayır. Analitik düşünme yetisi bizlere sorunlar ortaya çıkmadan önce onları görme hatta engelleme gücü verir. Öngörülecek tek şey sorun da olmayabilir. Henüz oluşmamış bir projenin ilk adımlarını analitik düşünme yeteneğini geliştirmiş insanların attığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda ortaya çıkmış bir ürünün veya projenin geliştirilmesinde hayal güçleri sayesinde ileriye dönük büyük katkı sağlarlar. Yeni projeler oluşturmak veya geliştirmek için kuvvetli plan yaparlar. Bu sayede de olumlu dönüş alabilirler. Öngörü yeteneklerindeki bu gelişmeyi elbette analitik düşünme gücüne borçludurlar. Nasıl ki kendimizi geliştirmek istediğimiz bir konuyu ya da öğrenmek istediğimiz yeni bir dili kavramak için sürekli bir tekrar etme durumu içerisinde olmalıysak, aynısı bu yeteneğimizi geliştirmek için de geçerlidir. Zihnimizi sürekli uyarmalıyız. Dolayısıyla pratik yapar ve kendimizi geliştirirsek zihnimizi nasıl uyar halinde tutacağımızı da anlamış oluruz. Zihnimizi çalıştırmak için yapacağımız gayet basit ve bir o kadar da etkili bazı eylemler var.
Mesela matematik, kulağa eğlenceli gelmese de denklem çözümü gibi genelden başlayarak daha özel bir kavrama, temele ulaşmamızı sağlayan bu egzersizler bizlere plan yapmayı, bir bütünü parçalarına ayırmayı ve en sonunda doğru sonuca ulaşma yeteneklerini verir. Bu gibi tek başına pek de eğlenceli olmayan egzersizleri çevrenizdeki insanlarla da yapabilir, birlikte analitik düşünme yeteneği kazanabilirsiniz. Hayaller kurmak ve kitap okumak bir diğer başlığımız. Okumanın gücü asla hafife alınmaması gereken bir güç. Birçok alanda başarımıza başarı katan bu güzel eylemin analitik düşünme yeteneği kazanmamızda yardımcı olamayacağı tabii ki düşünülemez. Zihnimizi daima tetikte tutmak için kitap okumak belki de ilk başta mantıklı görünmeyebilir size. Zira genelde düşüncelerden kaçmak için kitap okumak, uyumak gibi geliyor insana. İnsan düşüncelerden uzaklaşır ancak aslında zihnimizde bu olay tam olarak bu şekilde ilerlemiyor. Okuduğumuz yazıları, bu illa kitap olmak zorunda değil, kendi isteğimiz dahilinde olmadan hayal ederiz. Yazıda geçen mekanı, kokuları, renkleri hatta sesleri bile işte bu hayaller beynimizi her an tetikler ve düşünmeye iter. Bu sayede fark etmeden analitik düşünme yeteneği kazandırırız kendimize. Ayrıca okuyarak öğrendiklerimiz de işin cabası. Yeniliklere açık olmak da analitik düşünme yeteneğimizi geliştirmek için büyük bir adımdır. Her yeni bilgiyle eski bilgilerimizi tekrar eder, yenilerine yer açar, dolayısıyla da zihnimizi hep canlı tutarız. Yeni yerlere gidip yeni şeyler öğrenmek öğrencilik yıllarından mecburi bir eylem fakat öğrencilik yılları bittiğinde insanların kendilerini bu konuda teşvik etmesi daha da zorlaşıyor. Bunun önüne geçmek için de zevk aldığımız konuların neler olduğunu keşfetmeliyiz. Aslında kendi zevklerimizi, hoşumuza giden konuları öğrenmek bile zihnimizi canlandırmamıza yardımcı olur. İlgimizi çekecek konular bulunduktan sonra ise araştırma yapmak, okumak daha kolay bir hale gelir. Okuma yapmak veya matematikle ilgilenmek kadar etkili bir diğer yöntem ise keşfetmek. Kendimizi keşfederken yeni yerlere gitmek, yeni şarkı dinlemek, yeni yemekler yemek, tüm bu keşif süreci zihni her zaman açık tutar ve çalışmaya zorlar. Bu da analitik düşünme yeteneğimizi besler. Soru sormak, sorgulamak, günlük hayattaki koşuşturmalarımız arasında hak ettiği değeri maalesef göremiyor. Dünyaya bakış açımızın ne olduğunu, neleri doğru bulduğumuzu bile oturup düşünemiyoruz. Kaygılarımızdan uzaklaşmak için düşünmekten, sorgulamaktan dolayısıyla da soru sormaktan kaçıyoruz. Kendinize en son yine kendiniz hakkında ne sormuştunuz ve bunu ne zaman yapmıştınız? Umarım cevabınız yakın bir tarihtir. Değilse farkındalık kazanarak kendinize soru sormaya hemen başlayın. Düşünmek bir konu üzerinde kafa yormak, analitik yönünüzü geliştirmek için çok büyük bir kaynaktır. Kendinize düşünmek için zaman verin. Kendi fikirlerinize ters düşen fikirleri de inceleyerek yeni bir bakış açısı kazanmaya çalışabilir, zihninizi çalıştırmak için bir yol açabilirsiniz. Birden fazla konuyu ilişkilendirmek günlük hayatta hem yapması eğlenceli hem de çok faydalı bir alışkanlıktır. Analitik düşünme gücünde sınıflara ayırma yeteneği kazanmak için birden fazla sınıfı bir ana başlıkta toplama egzersizleri büyük bir önem taşır. Olay veya disiplinlerin birbiriyle olan iletişimleri, bağlantıları aslında her yerde, fizikle kimya, kimya ile biyoloji, ihtiyaçlar bile birbiriyle bağlantılı. Bu farkındalığı kazanmamız ve kendimize bu bağlantıları incelemek için zaman tanımak önemli. Not almak minik bir eylem gibi dursa da düzenli bir hayat ve elbette analitik düşünme yeteneğini güçlendirmek için birebirdir. Not tutmak sanki sadece yapılacak işleri planlamak için kullanıyor gibi görünse de aslında bu minik görev yazısından çok daha fazlasını bize verir. Mesela çocukluğumuzda çoğumuzun tuttuğu bir not defteri vardır. Günlük gibi, okul defteri gibi. Günlük yazmak zihninizi çalıştırdığı gibi aynı zamanda kendinize dışarıdan yeni bir gözle bakmak için de büyük bir fayda sağlar. Günlük tutmak bir görev gibi her akşam ya da sabah masa başına oturulup dolduracak boş sayfalardan oluştuğunda yazma isteği elbette azalacaktır. Bu sebeple kendinize yeni kurallar koyabilir, not almak için, günlük tutmak için veya yapılacak şeyleri listelemek için tüm sınır ve kuralları reddederek istediğiniz an, istediğiniz durumu istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Zaten zihin hilesi yaparak beynimizi proaktif bir şekilde çalıştırmak için yazıp çizmenin önemine dair hazırladığımız videoyu izleyenler hatırlayacaktır. İzlemeyenler için üst tarafta kart bırakacağım. Tüm bu analitik düşünme teknikleri sayesinde yeni yetenekler kazanabilirsiniz. Fakat atlanmaması gereken bir şey var ki kendinize bunu amaç edinerek tüm bu eylemleri gerçekleştirmelisiniz. Yani odaklanmalısınız. Kendinizi bu göreve adayın ve özel hayatınızdan eğitim hayatına ve hatta iş hayatınıza kadar yaşayacağınız bu güzel değişimi yavaş yavaş izleyin. Burası Mastermind Akademi. İzlediğiniz için teşekkürler.